Doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turiste kapılarını açan Kapadokya bölgesi hakkında yaygın basında övgüler ile söz edildi. Hürriyet Seyahat kategorisinde Kapadokya bölgesinin olmazsa olmazları Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Güray Seramik Müzesi hakkında hem tanıtım hem de övgüler yapıldı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin buraları mutlaka gezmesi gerektiğini ifade edilen yazıda, Orta Anadolu'da Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Niğde etrafında 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Göllü Dağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların, milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla oluştuğu Kapadokya. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki bölge, peri bacaları, kayalara oyulan evler, kiliseler, yeraltı mağaraları ve ilginç coğrafyasıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Peki bölgede nereleri gezmeli? Kaya oluşumlarını oyarak milattan sonra 4 ve 13. yüzyılları arası yapılan yerleşimler büyüleyici güzellikte. Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait freskleri göreceğiniz kiliseler, oturma mekanları, manastırlar, yemekhaneler ve konaklama alanlarını göreceksiniz. Bölge 1985'ten beri doğal ve kültürel varlık olarak UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Göreme'nin en öne çıkan özelliği ise manastır eğitim sisteminin ilk burada başlamış olması. Gün batımını, balonları, peri bacalarını, Erciyes'in tepesini, Kızılçukur'u, Ürgüp'ü, kısacası tüm Kapadokya'yı ayaklarınızın altındaymış gibi seyredeceğiniz en iyi manzarayı sunuyor. Gün batımında ziyaretçi akınına uğrayan kale 179 metre yükseklikte bulunuyor. Burada Instagram'da bolca beğeni alacak fotoğraflar çekeceğiniz kesin. Roma İmparatorluğu'nun baskılarından kaçan ilk Hristiyanların yerin altına inşa ettikleri en büyük şehir burası ve adını içindeki derin kuyulardan almış. Klostrofobiniz yoksa 8 katlı bu devasa şehri kesinlikle gezmelisiniz. Milattan önce 3000 yıllarında Hititlerin kurduğu yerleşimin 20 metreye kadar olan 4 katı bugün gezilebiliyor. Ayrıca şehirde aynı anda 5000 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Yeraltı şehrinin 2500 metrekarelik ziyarete açık alanlarında ahır, kiler, yemekhane, kilise, şaraphane, misyonerler okulu, uyuma ve dinlenme alanları ve mezar odası var. Derin kuyu gibi 8 katlı olan şehirde salonlar, şarap depoları, su mahzenleri, mutfak ve erzak depoları, havalandırma bacaları, su kuyuları, kilise ve dışarıdan gelebilecek tehlikeleri önlemek için kapıyı içten kapatan büyük sürgü taşları yer alıyor. Binlerce yıldır Anadolu'da yapılan seramik ve çömlekçiliğin farklı örneklerinin sergilendiği müze, bölgenin kültürel birikimini dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Dünyanın ilk ve tek yeraltı seramik müzesi olan Güray'da çömlek imalatının her aşamasını görebilir ve dilerseniz siz de çömlek yapabilirsiniz.